hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapşın, yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Aa, güzel bir haber bu Cem. Hadi hayırlısı. Demek şimdi de baban barışmak istiyor. Evet efendim. İşte annemi özlüceği tutmuş. Ayrıca tabii gömleklerinin ütüsünü de beğenmiyormuş. İlginç adam işte. Ha, öyle deme ama. Kaç yılın alışkanlığı var evladım. Çocuklar var. Şey Cem, boşanma davası falan açılmış mıydı? Canım bize ne İfo? Hayırlısı da bizden ne istiyorlar? İşte böyle hep birlikte dördümüz birden yemek yersek ortam yumuşar diyor babam. Ha, yani çöp çatallık yapmamız istiyorlar. Hayır Bülent Bey, bu işin kompetanı annenim kandıramayacak. Annem naz yapıyormuş yani. Bu yaşta. Canım neyse yani bir dördünüz yemeğe çıkıverin anne, ne var? Hem birlikte oturmaya karar verirlerse biz de kendi evimizi kiraya vereceğiz. Yani Saadettin Bey'in fotoğrafçıya ayırdığı maaş pek iç açıcı değil de. Ben bir sıfır eksik gördüm zannettim, değilmiş. Aslı lütfen. Yani her neyse işte. Olsun canım olsun. Bir defa sağlamış, sigortalı. Hiç yoktan iyidir. Ayrıca tabii yaratıcılığımı ifade etmek açısından da önemli. Aa, o da var tabii. İzin verirsen geçeceğim canım. Rahatsız ettim. Ofisteki anlaşmazlıkları eve taşımaya hiç gerek yok Burhan Bey, lütfen. Hangi anlaşmazlıkları? Cem Bey'in cebren ve hileyle odamı gasp etmesini mi? Ha? Aman canım boş verin. Ben hiçbir zaman böyle materyalist değerlere prim vermedim. İyi o zaman, sorun yok. Tamam, demek ki konu kapandı. Ne demek konu kapandı? Oda benim odamdı. Allah Allah, bir baktım orada oturuyorlar. O oda bana lazım Burhan Bey. Nereye koyacağım ben fotoğraf malzemelerini? Ben idare müdürlüğü eşyalarımı nereye koyacağım acaba? Ay ne onlar? Kağıt kalem hesap makinesi mi? Lütfen saygı duyun ama. Lütfen, lütfen, lütfen. Ay Burhan'cığım sinirlenme, bak karışmak gibi olmasın ama... Beraber kullansanız odayı. Yok canım ben kullanayım. Hangi odayı kullanacağım? Beraber zaten küçücük bir yer orası. Zaten aha. Ay Saadettin Bey Cem'in odayı almasında bir sakınca olmadığını söyledi. Artık siz de bunu kabullenin, içinize sindirin, hazmedin Burhan Bey. Ana, sen bana hazımsız mı diyorsun ya? O işi Cem Bey'e ayarlayan kim? Hı? Yardımsever, ondan sonra aile dostumuz Burhan değil mi? Yazık bana ya. Günah bana, öyle değil mi Tahsin Bey amca? Sen de böyle yaparsın yavrum. Nerelisin? Kocam köylü. Tamam, iş yerinde konuşursunuz bunları. Biz de arada kalıyoruz. Geç otur Burhan, otur. Çekil. Ayağım çarpacak. Allah Allah. Zaten ben hiçbir zaman eve iş getirmedim prensip olarak. Sacit Bey burada mı? Belediyeden bizim dükkana adamlar gelmiş de bir şeyler konuşuyormuş. Neredeyse gelir. Belediyeden mi? Hani nedir Sacit dedim. Hayırlı bir iş dedim. Anlamadım. Cümleten hayırlı akşamlar. Aslı da dahil. Hey Allah'ım. Sacit Bey, iyi insan lafının üzerine gelirmiş. Nasılsınız? Şimdi dayıcığım, belediyeden adamların bir isteği var. Malum önümüz yılbaşı ya. Bunlar 12 tane modern sanatçıya böyle kendi tarzlarında yılbaşı ağacı yaptırmışlar. İşte hani böyle sergi hesabı. Nişantaşı'nın işlek yerlerine koyacaklarmış. Bir tane de bizim dükkanın önüne koymak istiyorlar. İznimiz var mıymış? Ne bileyim ben.
gerek yok bence. Dayı güzel olur ya, çam ağacı böyle süslü falan. Yalnız onların hepsi ağaç olmuyor biliyorsun Sacit. Farklı yorumlayan sanatçılar var. Dur canım, parazit yapma bir dur. Dayı eğer okeyse şurayı imzalayacağız. Bence çok güzel olur. Tam bir yılbaşı ruhu Tahsin Bey amca. Bence gerek yok. Boş ver. Deme lazım. Niye dayı ya? Şıklık olur dükkanın önünde. Gelen geçen seyreder. Seyrederken gözü muhallebilere ilişir. İlişince oturur yer değil mi? Bilmem. Çabacı mıymış bunlar? Tabii canım, böyle süslü yeşil şey. Peki. İyi, ver imzalayayım. Ama girişimizi kapatmasınlar. Tamam tamam, kapattırmayız. Şöyle. Sacit Bey. Öbür gün maç var ya, sizi davet ediyorum plazmada maç izlemeye. 16'ya 9 gelir misiniz? Öbür gün mü? Hadi ya. Zeytinyağlı dolma yapmayı tasarlıyorum. Eğer bir sakıncası yoksa. Ama yani kafanıza göre istediğiniz bir şey varsa menüye ekleyebilirsiniz. Hem yılbaşı da geliyor, şu kira kontratosu meselesini de bir konuşuruz. Sarma iyi fikir. Biraz sosis kızartırsın. Patates, kroket falan biz geliriz. Biz? Ben gelirim ya, ben. Neyse, zaten sonra konuşuruz bunu. Yok ya, o güvenlik kameraları söküldü Zeynep'ciğim. Zaten sadece kapıcı seyrediyordu onları. Ay, seninle ilgili bir konu değil, sen niye rahatsız oldun ki, ben onu anlamadım. Ha, o zaman geliyorsun. Evet, yine Burhan'ın evdeyiz ama bu sefer baş başa kalacağız. Menü de iyi. Sevdiğin yemekleri yaptırıyorum. Tamam aşkım, yarın görüşürüz o zaman. Hadi öptüm. Oo, abi, iş aldı yürüdü ha. Düğün ne zaman? Smoking falan alalım. Vallahi maşallah diyeyim. Hayatım şahane bu aralar. Şu yılbaşı ağacını da getirsinler de bir gözümüz gönlümüz açılsın be. Yalnız Sacit, bildiğimiz gibi bir yılbaşı çamı değil bu yani. Bayağı böyle bir heykel sergisi gibi bir şey ha. Hadi ya. Vallahi. Abi ben gelirken gördüm bir tane. Böyle Alice'in etekleri gibi ışıkları vardı. Yılbaşı ağacı gibi süslemişler. Ben de kebapçının önünde gördüm böyle penguen ailesi. Dizi dizi. Ya çok şirindiler ha. Ya Nişantaşı'nın böyle aktivitelerine bayılıyorum be kardeşim. İnsan Avrupa'da yaşadığını hissediyor yemin ederim ya. Vatandaş da sokakta yürürken bir yandan modern sanat seyrediyor. Şu güzelliğe bak. O ne be? Sütçüoğlu Muhallebicisi'nin önüne sokak sergisine ait heykeli dikmeye geldik. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Kameralar nerede? Boynunuza ne oldu Fatış Hanım? Düştüm Burhan Bey. Aa, ilginç. Odam olmadan ben konsantre olamıyorum ki. Çalışamıyorum böyle. Niye? Bakın biz güzel güzel çalışıyoruz. Ama konsantre olamıyorum, onu diyorum. Kibilay Bey. Kibilay Bey. Son bir yılın satışlarına bakıyorum Burhan. Ne var ya? Ben konsantre olamıyorum. Yani bir noktaya konsantre olamıyorum. Kahve iç canım, iyi gelir. Fotoğraflar. Süpersin Cem. Tanrıverdi Bey, bunları hemen banyoya götürebilir misiniz lütfen? Tabii Fatoş Hanım, hemen. Teşekkür ederim. Cem, nasıl geçti? Röportaj süperdi. Siyah beyaz fotoğraflar harika çıkacak. Akşamüstü de şu sokak sergisini çekmeye gideceğim. Aha evet. Çok güzel işler var ya o. Penguen ailesine bayıldım canım. Sergiyi komple satın alayım dedim. Bizim bahçeye koymak için. Ama satmıyorlarmış ya o. Ya kardeşim, o zaman niye sergi açıyorsun canım? Bence de çok saçma. Çok haklısınız. Aslıcığım ne haber? Ama iş dışında böyle sohbetler edilecekse, konuşmalar yapılacaksa ben çalışamam ki. Eğer böyle muhabbet ediyorsanız, ediyorsunuz zaten. O zaman da benim kafam şişiyi. Çalışamıyorum yani. Tamam o zaman Aslı'cığım. Benim odama geçelim, orada çalışalım. Hem de Burhan Bey'i rahatsız etmemiş oluruz ha.
Ne giriyorsunuz acaba? Dalga mı geçiyorsunuz? Ben odam olmadan asla çalışamam. Çalışamam. Bu bir kural benim için. Kardeşim, dalga mı geçiyorsunuz siz? Bize yılbaşı ağacı dediniz, biz onun için imza verdik. Yılbaşı ağacı zaten. Sadece yorum farkı var. Sanat da budur zaten. Allah Allah. Biz yorum farkını anlayamıyor muyuz? Biz böyle angut muyuz? Getirin bize Alice'in eteklerini, getirin o penguen ailesini. O tamam, başınla birlikte. Ama bu olmaz. Burası aile mekanı. Kardeşim, muhallebi değil, don satıyorsunuz zannedecekler yani. Evet. Abi öteki ağaçlar ne güzeldi. Bunu hangi hıyar yaptıysa? Ben yaptım. İlginç bir çalışma. Ha, sanatçı sizsiniz. Bu şahane. Birader nedir şimdi bu Allah aşkına böyle takım taklavat her şey yerinde bir herif? Düzgün konuşun. Bu Michelangelo'nun David'inin bir replikası. Birader ben ne Michelangelo tanırım, ne David, ne de replikas. Replikas müzik grubu abi. Her neyse. Benim bir dayım var, onu tanırım. Kendisi Tahsin Sütçüoğlu. İnanıyorum ki kendisinin bu heykele tepkisi çok büyük olacaktır, onu söyleyeyim. Ha, isimler havalarda uçuşacaksa ben de Taygun Mirsat. Deneysel fotoğraf ve heykel sanatçısıyım. Deneme. Ne olur deneme. Bak bunu denemişsin, olmamış. Bu ne Allah aşkına böyle kırmızı silip falan? Sizin sınırlı vizyonunuzla anlayabileceğiniz gibi anlatayım. Bu sanat tarihi açısından önemli bir eserin tarafımdan yılbaşı teması düşünülerek ve yorumlanarak kotarılmış bir hali. Süper. Siz bunu kotara durun. Ben o yılbaşı mesajını hiç almadım. Yani mesaj bana geçmedi. Demek ki neymiş? Sanat değilmiş. Sanat her zaman halk için değildir ama. Oo, yalnız birader biz o konuya girersek hiç çıkamayız ya. Ama Sacit Bey, imza atıp onaylamışsınız. Ben bunu buraya koymak zorundayım. Olmaz birader, koyamazsınız. Şeyi getirin, bunu götürün, penguen ailesini getirin. Ne olur bak. Elimizde kroki var. Buraya koymak için peyzaj planı da yapılmış bunun. O zaman buyurun mutfağa koyalım. O zaman gelen geçen halk nasıl görecek? Ya bak, hani sanat halk için değildi? Taygun, arkadaşım. Bak kendinle çelişiyorsun, olmuyor. Hadi al Davut'u gazla, hadi. David. Bakın burada benim bütün sanatçı hassasiyetimi paramparça ettiniz. Agresif olmak üzereyim. Yerim senin agresifliğini. Allah Allah. Yalnız ben peşinen söyleyeyim. Yarın sabah bu heykel buradan toz olsun. Ben sorumluluğu üstüme almam, o kadar. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok vallahi ben vatandaşın tepkisini kotarması açısından şey yaptım. Bu heykele burada bir şey olsun. Yarın sanat düşmanları diye gazetelerdesiniz. Ortalığı ayağa kaldırırım. Ne? Olmaz o, olmaz. Gazeteler falan olmaz. Benden söylemesi. David'in başına bir şey gelirse yarın vandalizmden, heykel kırıcılıktan, sanat düşmanlığından ana haberdesiniz. David'e değil de hani bize bir şey olmasın, sana bir şey olmasın Allah korusun, değil mi? Bak Taygun, Tayguncuğum. Medyayı şey yapmayalım diyorum ben. Çünkü benim siyasi akrabalarım falan var. Onlara laf gelsin istemem. Çok üzülürüm. Bakın Sacit Bey, belediyenin kararıdır bu. Siz de onaylamışsınız. Zaten ocağın ilk haftasına kadar duracak, o kadar. Sorun çıkarmayalım bence. Öf ya. İnsan en azından ne bileyim bir Noel Baba kıyafeti falan giydirir üstüne, değil mi? Tamam canım, tamam, tamam. Merak etme. Merak etme, ben ilgileneceğim. Kusura bakma ne olur. Peki, görüşürüz. Burhan Bey, 10 gündür masanızın üzerindeki faturaları imzalamamışsınız. Çekim yaptığımız bütün kuaförler, makyözlerden şikayet var. O sakat boynunuzda her işe nasıl yetişiyorsunuz hiç anlamıyorum Fıtış Hanım. Burhan Bey, bir kere benim boynum sakat değil, soğukta tutuldu. Aa, düştüm dediniz ama. Ben de buraya cansız bir manken istemiştim kıyafet kombinlerini denemek için. Ondan da haber yok. Arkadaşlar, bunu bir türlü anlatamıyorum. Ben çalışamıyorum. Yani bana odamı geri verin lütfen ama. Benim odamı bana geri vermezseniz, yani böyle şey gibi olmasın ama bugün git yarın gel olur. Onu söyleyeyim size. Ha, yani böyle sessiz bir protesto diyorsunuz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Ha? Gelmiş geçmiş en kalın sayımız nasıl gidiyor bakalım? Saadettin Bey, ben çalışamıyorum. Ne evladım, hasta falan mısın? Burada sürekli konuşuluyor. Sürekli dedikodu yapılıyor.
Kafam şişiyor. Aslı Hanım sürekli Cem Bey'in odasında. Orada nasıl yani, nasıl bir aktivite içindelerse belli değil. Nasıl yani? Güzel. Çalışın, çalışın çocuğum. Çalışın. Ha, şu anda çalışıyor olabilirler ama ben genel ambiyanstan bahsediyorum. Sadece beni lütfen. Benim odamı geri verin. Vallahi konsantre olamıyorum. Odaklanamıyorum. 10 gündür faturalar önümde. Şöyle bir yani... Şöyle bir konsantre olayım da şöyle bir imzayı çakayım demiyorum. Ödenmiyor yani faturalar. Ödenmiyor. Ha. Güzel işte. Ödenmesin. Şahane. Çalışın arkadaşlar. Çalışın, çalışın. Ha. Burhan. Sen çalışma. Öyle daha iyi. Ödenmesin. Lan yaktın bizi Davut, yaktın. Kaybından mağaraza çıktı ha. Güya sanatçı olacak. Beyaz saçlı kıl. Oğlum yarın öbür gün Zeynep'in babasının başına iş açmayalım da... Sonra bakanın sanat düşmanı damadı heykel kaldırttı olmasın yani. Damadı mı? Ya kardeşim bu Taygun Hıyar'ı yarın gazetecileri getirir buraya. Haber oluruz. Tak 2 sene sonra kızla iş ciddiye binince o haberler arşivden çıkar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Doğru abi. Zaten belediyeyle de papaz olmaya gerek yok bence. Sonuçta müessese işletiyorsunuz. Yok arkadaşlar. Ne kadar nefret etsek de Davut Ocak ayına kadar... ...böyle bütün aksesuarlarıyla bizle burada böyle duracak. Dayım laga logo yapacak ama hiç önemli değil. Gözümüz gibi bakacağız ona. Bir şey içer misin Davut? Aman! Hiç sevmem böyle şeyleri. Ne diye giriyoruz karı kocanın arasına Tahsin? İşte biz büyüğüz diye şey etti herhalde Bülent Bey. Aa, ne büyüğü ayol? O da kendini birlikte olduğu kızların yaşında zannediyor. Deli mi ne? Şşş, aman aman. Ne var ayol, kim duyacak? Hayır, ben de istiyorum barışsınlar, çocukların evinden çıksınlar. Ama bitmiyor ki adamın çapkınlığı. Bir değil, iki değil. Dizi film olur vallahi. Selef Hanım'ı nasıl ikna edeceğiz? Ne bileyim ben ayol. Çocuklarınız var diyelim. Bu yaşta yalnızlık zor diyelim. Ne bileyim, Bülent Bey'in aslında ruhu temiz ama birlikte olduğu hanımlar onu ayartıyor diyelim. Ay ne bileyim. Yerse tabii. Ama hiç sevmem böyle şeyleri. Ben havyarı da sevmem. Nedir o kokulu kokulu? Canım gideceğimiz yerin adı havyar. Tahsin'cim başka yemekler de vardır mutlaka. Işık da gitti. Ne ya, flaşla mı çekeceğim yani? Nerede buranın yılbaşı ağacı nerede? Vay şıpşakçı. Çek bakayım beni şöyle bir dükkanın önünde. Haha. Nerede yılbaşı ağacınız? Yok oğlum, ne ağacı ya? Saçma sapan bir heykel getirdiler yılbaşı ağacı diye. Çıplak erkek heykeli, kırmızı donlu, iyi mi? İyi tamam, nerede o? He? Heykel. Heykel nerede oğlum? Ne? Allah, ben bittim oğlum. Bittim. Mahmut, Davut kaçmış oğlum. Ya böyle karizma sesik bir dergi patronu mu olur canım? Ha? Niye röportajların imla hatalarını ben düzeltiyorum ya? Çünkü Aslı sabah 8'den beri çalışıyordu, çok yoruldu, eve gönderdim. Benim de boynum çok ağrıyor Kubilay. Ayrıca yaptıklarını kontrol ettim, hep eksik düzeltmişsin. Ben ne anladım? Ha? Ne anladım ya? Bir daha zarlamayayım. Kendi paramla rezil olurum canım. Çocuğu, hop, orası Cem Bey'in odası. Ben bile giremiyorum o odaya. Toplamaya giriyorum Burhan Bey. Orası benim odamken ayda bir zahmet temizliyordun. Şimdi bu ne temizlik, bu telaşe. Yağmurlar yağıyor, şimşekler çakıyor. Hem senin hem de benim üstüme. Ben demiştim abi, demiştim. Kapının önünde konuşuyordu çünkü heykelle. Ulan herife bak ya. Çorbayı. Çok gördüler bizim gibi iki garibe. Bir dilim çok işte söylüyor abi. Taşıyacak.
çalma. Ya Gülenay abi, ayıp değil mi abi? Niye malımızı çalıyorsun? Çalmak mı? Senin ağzın ne der Sacit dost? Ya abi, Davut bizim dükkanın malı. Üstümüze zimmetli bir yerde. Niye haber vermeden alıyorsun? Davut çok yalnızdı. Üşüyordu. Mal değil o. İnsan sureti. İnsanın suretini sevmezsen eğer... kendisine nasıl verirsin be? Kusura bakma Gülenay abi. Muhabbetinize burada bir son vermek zorundayım. Çünkü Davut bize lazım. Günah geç. Pardon abi. Bunun yüzünden başım belaya girecek bir gün abi. Yüreğim hopladı şerefsizim ya. Alo. Merhaba. Headbang yapma bir daha. Gerek yok bence. Evet, bence de. Ya biz hiç yalnız kalamayacak mıyız ya? Ya. Ya işte derginin son günleri. Böyle işte gecelere kadar çalışıyoruz. Ama bir iki güne kadar bitiyor. O zaman bol bol görüşürüz. Şu. Bu yeni sevgilim yaptı kendine. Ben nereden bileyim Burhan Bey? Hani ofiste dedikodu sevmiyordunuz? Aa, sevmiyorum ben. Görüşürüz. Natoş, iki günde nasıl bitecek bu dergi ya? Çok iş var. Biter şekerim, biter. Yarın sabahlarız, öbür gece sabahlarız. Bitiririz işte. Of, ben gidiyorum. Zaten verimli olamıyorum. Kendime ait bir odam da yok. Tam bir gönderme. Personel space yok. Hiç böyle dikkate alan da yok. Burhan Bey, faturaları imzalayıp muhasebeye gönderdiniz mi? Ya sen benden hesap mı soruyorsun? Terbiyesiz, hadsiz. Sen daha embriyoyken nasıl kestireceğim de biliyorum. Ufacık bir embriyoyken ben daha idare müdürüydüm. Gerizekalı, pabucumun rakçısı. Şöyle bir sakin gideyim de ne istiyoruz ya adama? Yine sinir bastı beni. Ya burası biraz soğuyor mu? Şimdi Bülent amca karısıyla tekrar barışsın diyerekten mi sizi araya koyuyor İffet yenge? Yalnız Bülent amca demesen iyi olur Makbule. Çünkü babam sinirleniyor benim böyle şeylere. Aa, hayırdır inşallah. Başka ne diyeceğim? Babam yaşında adam. O onu bilmiyor ama. Ben Sedef teyzenin yerinde olsam katil surette affetmem beyimi. Hayır, insan gizli gizli bir metres tutar, ev açar, ne bileyim arada sırada başka kadına gider. Ama bu... Ay Makbule, tamam. Ama kırdığı fındıklar beni aştı Bülent amcanın. Aa, hepsi de genç kızlar. Neredeyse benim kadar gençler. Ya sana ne Makbule? Tamam Cem, boş ver, takma ya. Ay o ne? Hayırdır inşallah. Gözüm görmüyor, kim o? Eyvallah, sağ ol Mahmut. Tamam. Bu Davut enişte. Davut mu? Michelangelo'nun David'i güya da niye kırmızı slipli o? Dayıcığım, son derece enteresan ve modern bir çalışma. Biz bayıldık. Sanatçının yılbaşı ağacını böyle son derece önemli tarihi bir eserle kotararak şey yapması yani. Ne yapması? Evet, bu bizim dükkanın önünde duran yılbaşı ağacı dayıcığım. Çalınmasın diye geceleri evde tutacağım. Oğlum ne biçim yılbaşı ağacı bu? Dükkanın önünde mi duruyor bu? Olmaz öyle şey canım, kaldırsınlar. Ben dedim sana onlar yılbaşı çamı olmuyor diye Sacit. Ay evin içinde böyle şey olur mu canım? Hem niye çıplak ki bu? Ay eniştenin kıyafetlerinden mi giydirsek acaba? Sacit, aa ben genç kızım ama ya bakmam yakışık almaz. Ya dayıcığım önce bir dinleyin. Son derece meşhur bir sanatçının eseri. Ve inanın müşteri nasıl arttı, nasıl arttı anlatamam. Ya olmaz, olmaz öyle şey. Bizim tarihi muhallebicilerde ne işi var onun? Değerli bir şey olabilir ama ben anlamam modern sanattan filan. Başka yere koysunlar. Şimdi dayıcığım isterseniz belediyeyle papaz olmayalım. Çünkü belediye başkanı bizzat beni aradı. Dedi ki Sacit Bey, lütfen Davut'a anlayış gösterin. Sergimizin en nadide eseridir. Onun için sizin dükkanı seçtik. Belediye başkanı. Atıyorsun ama Sacit. Ne atması ya? Ne atması? Davut'un yüzü burada. O da şahit.
Evladım ben sana demedim mi? İyice anlayıp dinlemeden kabul etme diye. Bizim dükkan modern sanat şeyi mi? Allah Allah! Allah Allah! Mahallebilerin önünde takım takla at bir adam. Hayır, böyle eline mahallebi filan verseydik diyorum, ne bileyim. Ay geceleri bizde mi kalacak bu Davut yani? Ben gece kalkarsam koridorda filan karşıma çıkarsa korkarım yani sadece. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar Meriva canım. İyi akşamlar. Sacit Bey, yarınki maç programıyla ilgili... Anne, kafama bir şey takıldı ya. Bu ne? Bakayım. Sormayın Burhan Bey. Yabancı değil ya, Davut o. Alışın birkaç hafta. Geceleri bizde misafir olacak. Ne var? Modern sanat. Medeni olun biraz kardeşim. Sinirlenme Sacit. Davut konusunda hassassın biraz. Bir zamanla aramızda bir bağ oluştu be Sertaç. Ama dayım gıcık oluyor Davut'a. Kaldıracaksın dükkanın önünden diyor. Taktı çocuğa. Aman. Kaldırırsan cingar çıkar kardeşim. Aman ha. Tabii oğlum. Taygun denen herif sabah öğle akşam 3 vakit gelip seyrediyor eserini. Yoksa Davut kardeşime bir Noel Baba kıyafeti ayarlardık ama. Aa. Tahsin amca sen yokken emir verip kaldırtmasın kardeşim. Allah korusun vallahi var ya, Taygun dükkanı başımıza yıkar ha. Aman. Davut'un kılına zarar gelirse senden bilirim. Seni Türkiye'ye rezil ederim diye parmak sallıyor bana manyak. Aman abi çamur herif, o dalaşma sakın. Zaten belediyeyle de anlaşmazlık çıkmasın. Nişantaşı'nda hanzoluk yapıyor durumuna düşme yani. Tamam ulan bir şey yaptığımız yok. Orada öyle duruyor işte. Hatta geceleri de... Alo? Ha Burhan. Canım her şey hazır mı? Akşam geliyoruz yengenle. Artık sen bir zahmet naş. Ne bileyim oğlum maçı nerede seyredeceksin? O seninle ilgili bir mevzu. Tamam efendim. Maçı beraber... Ha, tamam efendim, tamam kapatıyorum. İyi günler. Günler ta. Siz niye paltolarınızı giydiniz ya? Çünkü çok soğuk. Niye ki? Çünkü birisi doğalgaz faturasını ödememiş Burhan Bey. Ben söylediydim ama. Pilav gibi önünüzde biriktiydi faturalar Burhan Bey. Ne? Burhan Bey, bunu bize yapmaya ne hakkınız var? Dünden beri doğalgaz kesik. Fatura. Ana, doğalgaz faturasında vardı onun için. Ay. Cem Bey'in yüzünden hep ha. Ne? Cem'le ne alakası var ya? Hemen savunmaya geç. Nerelisin kocam köylü? Bence siz savunmaya geçin Burhan Bey. Çünkü bizi soğuktan donduran sizsiniz. Ben benim odam yok. Konsantre olamıyorum. Üzerime gelmeyin. Onun için yapamıyorum ben. Hadi canım Allah aşkına. Siz resmen Cem'in odayı almasını protesto etmek için yaptınız bunu. Biz anlamıyor muyuz ya? Yeter canım. Bağırma ya. Kafam şişti. Burhan, ben Gafur. Nasılsın? Akşam Şam'a akşam bize gelsene. Burhan Bey soruyorum size. Bu dergi nasıl bitecek? Akşam olunca hava daha da soğuyacak. Bu paltolar da yetmeyecek. Nasıl yetişecek bu dergi? Laptopları alsanız, başka yerde yazsanız. Yaprak Hanım da sayfaları yapsa. Sonra arada bir hard disk'ten buraya gelip hazırlananları ana sisteme atsak. Fatoş Hanım. Aman laflara bak. Ukalatın bele. Hard diskmiş, laptopmuş. Sanki ağzında hard diskle doğdun. Cahil. Karışma lafa. Saçma sapan konuşma. Karışma lafa. Yalnız iyi fikir bu ya. Hatta isterseniz bize gidelim. Çünkü hem yakın hem akşam annemler yok. Sayfaları bilgisayarda çizip 2-3 saatte bir buraya gelip hard diskten ana sisteme atarız.
Aslı zaten yazılarını laptopta yazıyor. E ben de prototipi kağıt üzerinden yapıyorum. Oldu bu iş. Tanrıverdi Bey, bu fikriniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim Fatoş Hanım. Tamam o zaman. Madem dolaylı olarak benim yüzümden bu durum oluştu... ...ben düşüneyim, şöyle yapalım. Hepimiz laptopları alıp Aslı'ya gidelim, orada çalışalım. Nasıl fikir? Yani vallahi bravo size. Ne kadar güzel akıl ettiniz. Tebrik ediyorum sizi ben. Kriz yönetimi işte budur. Sanki beni seyrediyor canım. Tuhaf şey ya. Biz alıştık vallahi, evin insanı olduk. Ya, akşam onun için de bir tabak koyuyoruz hatta masaya. Öf. Maç kaç kaç oldu acaba? Televizyon açamıyoruz değil mi? Kubilay, çalışıyoruz lütfen. Fatoşlar nerede ya? Fatoş banyoda galiba. Tanrıverdi. Oh, bu da bitti. 16 sayfa tamam. Aa, süper. Hadi gidelim, şunları sisteme atalım, gelelim. Tamam Olgacığım. O sırada ben de maçın skorunu öğrenirim canım. Cem, biz de gidip bir kahve koyalım. İçeriz nasıl olsa. Aslı, o zaman anahtarı bize ver ki geri geldiğimizde sizi rahatsız etmeyelim. Ha, tamam. Al canım. Hadi 15 dakikaya tamam, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. See you. Bye. En nefret ettiğim şey böyle geçip oturup birisini beklemek. Sanki biz ev sahibiyiz. Onlar davet etti şekerim. Ben hesabı ödemem ha. Eğer Bülent Bey böyle bir şey geçiriyorsa aklından boşuna heves etmesin. Tahsin'cim, Makbule'yi davet ettin. Ayıp olur ama. Hiç olmazsa Alman usulü yapalım. Yani ben öylece, yani canın sıkıldıysa sen de gel kızım derim. Nezaketen şey ettim. Gelir o, gelir. Biz evden çıkarken saçını sarıyordu. Kusura bakmayın azizim, sabahtan beri Sedef için süsleniyorum. Bir değişiklik olmamış ama. Nasıl ya? Yani? Hayırlı olsun efendim, inşallah. Bu Gafur da tuhaf biri yani. Küçükken menenjit geçirdi ondan. He, yok onu söylemiyorum. Maç için çağırdı beni, kendisi Hırtoğlu'da. Köp almaya gitti o oğlan. He, anladım. Aslı. Aslı, evde şarap. Bay, ne haber? Davut nerede? Kim? Heykel, heykel. Davut heykeli buradaydı. Nereye götürdünüz? Biz bir yere götürmedik. Biz zaten şimdi geldik salona. Belki Aslı içeride bir yere koymuştur. Ay, sen niye buradasın Sacit? Davut nerede? Bilmem, nerede? Dalga geçme kızım, koskoca heykel kayıp. Sen beri götürmedin mi? Hayır ya, biz daha 4-5 dakikadır içerideyiz, demin buradaydı. Evde başka kimse var mı? Yok. Ya Davut nerede? Yani kendi kendine yürüyüp gidemeyeceğine göre. Kim aldı lan Davut'u? Operasyon başarıyla tamamlanmıştır canım. Ne operasyonu? Davut'u nereye götürdünüz? Davut kim ya? Ay, heykel! Biz bir yere götürmedik. Ya 4 dakika burada başıboş bıraktık, Davut yok olmuş. Belki kaçmıştır canım. Evde televizyon açılmıyor, herkes çalışıyor. Heykelin de içi bayılmıştır tabii canım. Hiç komik değil. Nerede ya Davut? Burada benim hayatım söz konusu arkadaşım. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor işler? Burhan, Davut yok. Davut, heykel adam mı? Neredeymiş ki? Salon sadece 4 dakika boş kalmış. Bu arada heykel de yok olmuş. Çok enteresan. Çok esrarengiz. Peki kaç sularında oluyor bu olay?
Sedefsiz bir hayatın keyfi çıkmıyor Aziz. Aa, tabii öyledir. Birinden saklayacak bir şey olmadıktan sonra çapkınlık ne zevk verir ki? Anladım. Evde bir hanım olmadıktan sonra zamparalığın keyfi olmuyor efendim. Hmm. Ya. İyi akşamlar efendim. Ben de içeriye giren bu muhteşem kadın kim acaba derken meğer Sedef. Bir yerde yok heykel. Evden buharlaştı uçtu sanki. O zaman tekrar soruyorum. Olay saat kaç sularında midene geldi? Biz evden çıkarken maç için saate baktığımda tam 9'du. Ben geldiğimde de 9:05 geçiyordu. Sacit! Sen biz salona girdikten 1 dakika sonra içeri girdin. Susun herkes sussun! Herkes sussun. Demek ki saat 21:00 ile 21:04 arası birisi salona girdi ve heykeli çaldı. Ay kim ne yapsın o heykeli ya? Allah Allah kardeşim, heykel bana lazım, üstüme zimmetli. Merak etmeyin Sacit Bey, ben hemen hallediyorum. Şimdi herkes hırsızı bulana kadar kimse dışarıya çıkmayacak. Hatta salondan bile dışarıya çıkmayacak. Çünkü herkesi teker teker sorguya çekeceğim. Oturun. Oturun! Şimdi yandık işte. Gel kahveleri koyalım. Bir bu eksikti yani. Kimse dışarıya çıkmayacak. Şu anda herkes şüpheli. Kimse dışarı çıkmayacak. Ay mutfağa gidiyoruz be. Aa. Tamam yiyorum. Evet, Tanrı verdi. Evet. İlk önce senden başlayalım deli anne. Saat 21:00 ile 21:04 arası sularında neredeydin? Ben mutfaktaydım. Şahidin var mı? Fatoş Hanım. Kendisi de benimle birlikte mutfaktaydı. Ben çay koyarken kendisi de bana yardım etti sağ olsun. Bozacının şahidi Şırıcı. Ne? Hiç. Yalnız bütün gece heykeli mi arayacağız, dergiyi mi bitireceğiz? Bir anlayalım da. Aslı sen hep benim işimi boz değil mi? Allah bilir heykeli de sen yok ettin. Başın belaya girsin diye. Ha, başka işim yok çünkü Sacit. O zaman hemen soralım. Sayın Onaran çifti. Saat 21:00 ile 21:04 arası, dikkat ettim 4 dakika var. O zaman zarfında neredeydiniz? Mutfaktaydı. Hatta kahve suyunu koyuyorduk. İşte kahve delil. O zaman buldum. Katil Tanrıverdi. Ne diyorsun lan sen? Lan mı diyorsun lan bana? Burhan Bey, Tanrıverdi niye heykeli alsın ki? O zaman niye yalan söylüyor biz mutfaktaydık diye? Cem'le Aslı Hanım oradaymış, mutfaktaymış. Hırsız Tanrıverdi. Ya ben ne yapayım Allah'ın heykelini? Manyak mıyım ben? Manyaksın tabii. Tabii ki manyaksın. Bütün şüpheler senin üzerinde. Bütün oklar seni gösteriyor. Sensin, sensin, sensin. Hepsi sensin, sensin. Bence olay şeyli oldu. Nihayet yalnız kalabildik. Tipsiz, gıcık, iri düşman. Cinsel tacizci. Aa, Tanrıverdi, ne yapıyorsun burada? Siz nereden çıktınız Fatoş Hanım? Ay, şuradan.
Tanrı verdi. Şüpheli hareketler içindesin. Davut'u bir çöp kamyonun arkasına atacağım Fatoş Hanım. Aa, sebep? Bana ters. Prensip olarak erkek vücudunun cinsel obje olarak kullanılmasına karşıyım. Diyorsun. Ayrıca kendimden daha yakışıklı insanlara tahammülüm yok. doğru. İş açığa çıkarsa benim yalancı şahidim olur musunuz? Tabii ayol. Lafım o olur. Hadi o zaman bana yardım edin de şunu taşıyalım. Hadi. Gel. Ya manyak mısınız Burhan Bey? Ben o kadar psikopat bir insan değilim. Öylesin. Kendinden yakışıklı insanlara tahammül edemiyorsun. Onun için de çekemiyorsun beni. Çünkü ben çok yakışıklıyım. Burhan Bey, bir kere ben heykeli taşıyamazdım. Ayrıca taşınmasına da yardımcı olamazdım. Çünkü boynum sakat. Yavaş yavaş parçalar birleşiyor. Boynunuz sakat. Gizil plan. Ne? Günlerdir çelişkili ifadelerinizi yakından takip ediyorum Fatoş Hanım ve çok şaşırıyorum. Ne çelişkili ifadesi Burhan Bey? Bu tamamıyla hayal ürünü bir senaryo. O zaman niye yalan söylüyorsunuz? Bir açıklama yapın bize. Ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Tanrı verdi. Doğru mu lan? Oğlum bak doğruysa bile söyle kızmayacağım ama gidip bulalım şu heykeli gözünü seveyim. Ya saçlam sen kafayı mı yedin ya? Burhan Bey. Siz niye dedektif rolüne büründünüz aniden? Yoksa esas şüphelisiz olduğunuz için mi? Ben mi? Tabii. Deminden beri Tanrıverdi'yi suçluyorsunuz. En sonunda Sacit'i bile inandırdınız. Bu durumdan en karlı çıkan sizsiniz. Aynı demek o. Bence olaylar şöyle oldu. Saat 21:00. Aa, buyurun, buyurun. Canım bir kahveni içmeye geldim. Sen şimdi mutfağa git, uzun uzun Türk kahvesi yap. Ben salonda bekliyorum. Özellikle en önemli koruyucusu Sacit Bey ile ilişkisini bozarsam tamamdır. Kurtulmalıyım ondan. Pabucum rakçısı. Evet. Bunu çöpe attıktan sonrasında hemen koşa koşa aynı kapıdan girerim, kapıyı kapatırım, Makbule Hanım'la kahvemi içmeye devam ederim. Kimse anlamaz. Nasıl olsa şahidim var. Hadi Burhan Altın Top. Ana! Ağırmış bu lan. Mükemmel bir plan. Burhan Bey, siz o anda neredeydiniz? Evimdeydim. Evimde oturuyordum. Burhan. Efendim. Bence Burhan'ın üstüne fazla gitmeyelim. Ama bence Tanrıverdi de suçlu değil. Şimdi iki tarafta mutfaktaydık dediğine göre... ya Aslılar yalan söylüyorsa? Ne? Ne var? Burada heykeli yok etmek için daha güçlü motivasyonu olan biri varsa o da sensin.
Ya Aslı, emin misin? Sen beni dinle. Ben ne zamandır bu anı bekliyorum Cem. Yalnız Sacit'in başı çok büyük belaya girecek sevgilim belediyeyle. Ay, gerçekten mi? Vah 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 vah. Niye Davut'u ortadan kaldırıyoruz zannediyorsun? Sacit'in başı belaya girsin diye. Evet. Böylece babam da dahil herkes Sacit'in gerçek yüzünü görecek ve biz artık Sacit'le aynı çatı altında yaşamak zorunda kalmayacağız. Tut Davut'u. Evet, tuttum aşkım. Bunu aşağı indireceğiz ve ilk çöp kamyonuna vereceğiz. Sonra buraya geleceğiz, mutfağa girip hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Hadi, hadi. Tamam aşkım, hadi. Tamam. Ben bu kadar kılıbık mı görünüyorum yani? Evet. Bence tam tersi. Beni babama şikayet etmek için Sacit kendisi yaptı bu planı. Küçükken de zaten futbol oynarken kolunu sakatlayıp Aslı itti derdin. Bazı şeyler hiç değişmiyor Sacit. Kızım, şahidin kılıbık kocan. Neyine inanalım? Benim kılıbık da olsa yine de bir şahidim var Sacit. Peki sen söyle bakalım 21.00 ile 21.04 saatleri arasında neredeydin? Evdeydim, maç seyrediyordum. İki tane nasıl attık, öyle değil mi ya? Evet ya, nasıl attık? Hah! Aslı haklı. Hırsızı bulduk işte. Hırsız, Sacit'in kendi kendisi. Çok töhmet altında gördüm seni Sacit. Ay niye ayol? Çünkü maçta gol olmadı canım. 0-0. Sacit! Bunu nasıl yaparsın? Ben bir şey yapmadım ya. Sacit Bey, hayatta yapmaz öyle bir şey. Hayatta olmaz. Belki hırsız Yaprak Hanım olabilir. Ne? Bende ne alakası var ya? Bir haftadır cansız manken isteyip duruyordunuz. Davut sizin için uygun bir tip. Sebebim bu yani. Çok mantıklı. Zaten sizin genel olarak mantıklı olduğunuz sürünümüz yani. Yaprağı kurtarmak için söylemiyorum ama Kubilay ne zamandır bu sergiyi toptan satın alıp bahçesine koymak istiyordu. Ne? Sen de mi Fatoş? Evet. Bazen zenginlerin böyle tatlı şımarıklıkları oluyor yani. Mesela Viyana Rider gibi. Ayrıca anahtarları da var, girerken gördüm. O 4 dakika içinde eve girip Davut'u kaçırmış olabilirler. Sacit! Sen bana hırsız mı diyorsun? Kubilay peynirci olana. Kendine gel Sacit! Ama Kubilay'cığım, sanat aşkı için çalmak hırsızlık sayılmaz. Küs mü bunu? Küstüm canım. Küstüm ya. Çok ezik gördün kendimi canım. Bence hırsız ya Kubilay ya Aslı. Bence sen 4 dakika nerede olduğunu bir açıkla istersen. Çünkü maç seyretmedin. Kesin de. Evet, o yalanın sebebi neydi? Peki Tanrıverdi'nin yalanın sebebi neydi? Ay! Ay! Herkes niye yalan söylüyor ya? Önce Sacit'in yalanı. Açıkla bakalım Sacit, neredeydin? Ya. Evet. Evde Makbule var diye bir kız arkadaşla Burhan'la vakit geçirelim dedik. Burhan'ın evindeydim yani. Burhan'ın evine kız mı attın? Sacit, bir insan daha ne kadar küçülebilir ki? Sus kızım ya. Yalnız Makbule'ye söylemeyin. Odamda maç seyrediyorum dedim. Makbule. O nerede ki? Oh, o değil de kız hala Burhan'ın evde beni bekliyor. Benim acil bir telefon açmam lazım. Ben çok değiştim Sedef'ciğim. Ya, ya öyle diyor. Senden uzakta kaldığım zamanlarda uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Neler düşündün bakalım? Ya makarnaya da havyar koymuşlar. Hiç sevmediğim bir şey. Ay tamam Tahsin'ciğim, bir dakika. Sana ihtiyacım varmış Sedef'ciğim. Meğer sen benim ikinci yarımmışsın. Ay Bülent. Hayat yavandı, kuruydu. Sossuz bir makarna gibiydi canım. İyiymiş işte sossuz. Ha yumurta mı kokuyor, balık mı kokuyor belli değil. Ay tamam Tahsin, sus. Bazı geceler böyle hani kabuslu uyanıp böyle seni yanımda göremeyince gözlerimi tavana dikip ağladığımı bilirim Sedef. Ay Bülent. Ay Bülent Bey.
Hayırdır Makbule Hanım? Kötü bakıyorsunuz bana. Hiç. Evet, beni neden çağırdınız? Dayımlar yemeğe bekliyor. Ana yemeğe yetişeceğimi söylemiştim. Ne alaka? Geçen sefer kısmet olmamıştı senin arkadaşın yüzünden orada ağız tadıyla yemek yemek. Dayım halime acıdı da çağırdı. Ne oldu, bir mahzuru mu var? Hayır yok da yani, babamlar falan orada, anlamıyorum yani. Lütfen ama, lütfen. O dakikalarda neredeydiniz Makbule Hanım? Evdeydim. Bir ara size helva getirdim, o kadar. Siz Burhan Bey'le küs müsünüz? Ya konuyu dağıtmayalım. Abla, Davut'u görmedin mi? Ya ne bileyim ben, elin adamının heykelin gerini ya Sacit. Zaten görünce sinirim bozuluyor. Böyle gözleriyle yiyor beni. Heh, işte sebep bu. Ne? Makbule heykele gıcık olduğu için yok etmiş. Davut'un maskülenliği Makbule'nin bastırılmış feminenliğini tehdit etmiş bence. Var ya, ben senin saçını başını öyle bir yolarım ki. Bana bak, dur. Bana bak. Ulan maskül sen. Ne yapıyorsun ya? Benim ablam öyle şey yapmaz. Makbule ablacığım, canım benim. Hadi sen, hadi sen git. De. Şuna bak de. Ya. Tamam, tamam. Hadi gel. Yok, yok. Önemli bir husus var. Nedir? Kimse bana helva falan getirmedi. Yani Makbule yalan mı söylüyor? Ne? Vay anasını, herkes yalan söylüyor. Benim ablam öyle şey yapmaz lan. Burhan, sen helvayı yiyip sonra unutmuşsundur oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Ya önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz ya. Ne? Sacit az önce gerçeği söyledi. Yani Burhan'ın evine kız attığını. Burhan'ın evinde Burhan değil, Sacit vardı. Helvayı Sacit yedi. Kızım vallahi yemedim. Ya arkadaşlar unutun helvayı ya. O dakikalarda evde olduğunu iddia eden Burhan Bey aslında neredeydi? Aa, tabii lan. Hırsız Burhan Bey. Terbiyesiz! Ne diyorsun lan sen? Yalan konuşuyorsun. Neredeydiniz Burhan Bey? Çıkartın o zaman onu. Çıkartın. Çıkartın. Yalanınızın aksesuarı. Yalanınızın aksesuarı. Allah'ım, niye herkes yalan söylüyor? Makbule helva getirmemiş, Sacit evde değilmiş, Fatoş ve Tanrıverdi ve Burhan Bey neredeymiş? Yapamıyoruz artık. Burhan Bey, o dakikalarda neredeydiniz? Hiçbir özel hayatım kalmadı ama. Benim kaldı mı lan? Söyle neredeydin? Gafurlardaydım. He? Ay siz de iyice kanka oldunuz Gafur'la yani. Ama işte böyle diyorsunuz diye söylemek istemiyorum. Sürekli benimle dalga geçiyorsunuz. Halbuki ben onunla sevabını arkadaşlık kırıyorum. Hadi canım, bayağı bayağı arkadaşsınız siz onunla. Ya ne arkadaşı lütfen ama. Ayrıca ben gittiğimde Gafur evde yoktu. Ailesi vardı. Böyle sıklım tıkış... Buldum. Çözdüm. Hırsız Gafur. Nereden anladın? Aslında şöyle oldu. Bu sefer kesin ama. Hanımca saat 21:00. Açalım Gafur. Merhaba. Ben Gafur. Kanka olalım mı? Gafur da tuhaf biri yani.
Küçükken menenjit geçirdi ondan. Ya onu demiyorum. Kendisi maç izlemeye çağırdı ama yok. Çöp almaya gitti oğlan. He anladım. Hoş geldin kanka. Neredesin Gaffur? Buradayım. Nilay, kalk kız, çay koy burana. Üf abi ya. Geç kız. Ha, ben zannettim ki annenler burada değil, onun için çağırdın. Baş başa kalacağız mı sanmıştın? Ne alakası var? Neyse ben gideyim, yukarıda ekip çalışayım. Onları bir kontrol edeyim. Hemen işi sermesinler. Neyse, hayt. Gideyim ben. Hayt. Tamamdır. Sen benim ailemi beğenmiyor musun? Otur oğlum, otur. Rahatsız etme insanları. O insan değil ki baba. O Burhan. O benim arkadaşım. Ama benim artık daha yakın bir arkadaşım var. Ay abi bu ne? Konuşma kız. Geç yerine otur. Ne ettin oğlum? Aman kimseye söylemeyelim. Başımız belaya girer. O benim arkadaşım. Ay! Ay! Kanka. Şuna önce bir gel bakayım. Üstünü bir giy. Heh. Altını da giy. Kız kardeşime ayıp olmazsın. Heh. Hadi. Hadi. Ölümüne kankayız. Kanka. Sana son figürümü göstereyim mi? Bak şimdi. O diri. Benimle gurur duyuyor musun anne, baba? He, duyuyoruz, duyuyoruz. Hadi kanka, sen de katıl bize. Heykele pijama mı giydirmiş? Onu ben uydurdum. Giydirmiş olabilir. Ben sadece gazete kağıtlarına sarılmış heykel şeklinde bir şeyle içeriye girdiğini gördüm. Ondan sonrasında aynen buraya intikal ettim. Davut'u bulduk o zaman. Çağırın şu Gaffur'u bir konuşalım bakalım. Vallahi çok sevindik Sedef Hanım. Allah mesut etsin. Yarın eşyalarımı toplayıp evimize taşınırım Sedef Hanım. Efendim bizim yaşta yalnızlık olmuyor. İnsan ne bileyim eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla huzur arıyor, huzur. Tabii canım, tabii. Ufak tefek şeyleri büyütmemek lazım. Bülent artık uslandı. Öyle değil mi Bülent? Geçti canım. O dönem geçti artık. Ha. Merhaba. Ah geldin bu kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım. Merhaba Bülent amca. Bu da bana böyle sürekli amca diyor ya o. İşte. Affedersiniz başka ne diyeceğim? Saçlar olmuş bembeyaz, halen bırakmıyorsunuz gençlik sevdalarını yani. Ben gençlik sevdalarının peşinde değilim hanımefendi. Ben zaten gencim, ruhum genç. Aa, Bülent amca ruhlu olsaydı bu işler. Bak gene kaldın hanımına. Zaten bu yaştan sonra sana ne fayda varsa hanımından var, hanımından. Hayırlısı olsun inşallah. Ne yiyoruz? Söylüyorsunuz. Siz neredeydiniz ki? Ay şekerim. Sizin odadaydık. Ne? Gülme öyle. Ya canım bir şey yapmadık ki. Ya baş başa kalamıyoruz ya onun için. Ya günlerdir gece gündüz çalışıyoruz o yüzden. Ben Burhan'ın yanında söyleyemezdim ki. E o zaman herkesin yalanının mantıklı bir sebebi varmış. Saciz Burhan'ın evine kız atmış. Onu söylemek istememiş. Burhan kapıcıya gitmiş. Onu söylemek istememiş. Peki Makbule niye Burhan'a bozuk ve niye helvayı kimseye vermedi? Ay aman boş ver işte. Kapıcının kafadan sakat oğlu almış Davut'u. Lütfen panik olmayın. Ben kendisinin psikolojisine hakim olduğum için ben bakacağım. Ben konuşacağım. Okey to? Tamam mı? Dostça, arkadaşça ve kankaca davranacağız. Okey to? Tamam. Açıyorum şimdi. Buyur. Gel Gaffur'cum, gel iki muhabbet edelim seninle. Buyur. Otur şöyle, otur.
Otur. Ya sen niye hırsızlık yapıyorsun ya? Ayıp değil mi? Sen niye milletin malını çalıyorsun? Ne diyorsun sen kanka ya? Kanka deme bana ahlaksız. İki saattir biz burada birbirimizi yiyoruz ama. Burhan dur ya, dur bir dakika tamam. Gafur, canım. Sen bu akşam acaba aslında başka birine ait olan bir malı yanlışlıkla almış ve eve götürmüş olabilir misin? Hani böyle büyükçe bir şey. Ha? Ha? Ha, onu diyorsunuz. Evet, ben aldım. Buyur işte. Sorması ayıp, niye aldın? Ayıp olur mu? Aşk olsun. Kız kardeşim istiyordu. Kız kardeşin mi? Hangi kız kardeşin acaba? Hacer. Görmüş, özenmiş. Canı çekmiş. Yazık. Canı mı çekmiş? Nasıl bir aileyse bunlar? Burhan konuşma. Hacer, herkesin var, benim niye yok diye istiyordu. Onun için aldım. Kız kardeşim mutlu olsun diye. Anladım. Ya da anlamaya çalışıyorum. Gafur, ama canım bir yanlışlık olmuş. O bize lazım. Geri getirebilir misin? Getirebilirim. Hadi canım. Hadi. Burhan. Efendim. Anladın sen onu. Çorbada benim de biraz tuzum olsun misali. Atalarımızın şöyle bir sözü vardır. Kırkından sonra azanı tebeşir paklarmış. Ama 60'ından sonra azanı ne paklar bilmem. Kara tahta herhalde. Embesil. Hanımefendi, tıptaki gelişmelerin farkında değilsiniz galiba. İnsanlar artık 100 yaşına kadar yaşıyor. 50'ler 60'lar orta yaş oldu. O zaman ne demeye kulçun kulçun hanımının peşinden koşuyorsun ki? Bu yaştan sonra artık seni kimse çekmez diye, değil mi? Bravo, doğru karar vermişsin. Ben kimsenin peşinden koşmuyorum. Koşmuyor musun? Tabii koşsan ne olacak ya? 20'likler, 30'luklar artık seni böyle kara kaşına gözüne gelmezler ki. Allah esirgesin. Servet avcıları senin gibi yaşlı adamların peşinde. Yaşlı adam? Kadınların beni nasıl beğendiğini sen bilmiyorsun galiba. Öyle mi Bülent? Öyle. Beğeniyorlar kardeşim. Bende değişik bir şey var. Kadınlar böyle akın akın geliyor. Evet. Şu aksakallı dededen bir hayır duası alsak diye geliyorlardır. Ay şaka yapıyorum, alınmıyorsun değil mi? Gel canım, gel. Dikkat. Aman. Şuraya. Hacer çok sevinecekti bu sürprize ama neyse. Olsun ya, başkasını bulur ha. Daha canlısını bulur inşallah. Aç bakalım paketi. He? Aç paketi. Bu ne lan? İşte Hacer istiyordu yılbaşı için. Her şeye özeniyor. Sosyete o. Gafur, sen bunu nereden buldun? Burhan'ın yan komşusu. Kapının önüne çöp torbasının yanına atmış. Ben de herhalde çöptür dedim, aldım. Bu buydu o. Ah kardeşim benim. Vicdan azabından şu anda ölüyorum. Ah kardeşim benim. Bana kardeşim deme Burhan. Davut'a ne oldu? Davut kim? Bence suçlu Tanrıverdi. Hala onun yalanının sebebini bulamadık. O esnada acaba ne dedi? Burhan Bey, 21 ile 21.04 arasında herkesin nerede olduğu belli mi yani? Evet, belli. Ben Gafur'daydım. Sacit Bey benim evimdeydi. Kibirlay Bey, Yaprak Hanım sokaktaydı. Onaran çifti, yani Cem ile Aslı, onlar mutfaktaydı. Makbule Hanım kendi evindeydi. Tanrıverdi neredeydi? Tam bir sır, tam bir muamma. Bir sorum olacak. Sor canım. Ben her akşam o saatte çöp alıyorum. Bu akşam o dakikalarda Makbule Hanım evde değildi. Ne? Sizin çöpünüzü aldım Aslı hanımefendi. Tam Sacit Beylerin çöpünü alacaktım ki bir baktım kapı aralık. Ama çöp yok.
Çaldım çaldım, kimse gelmedi. E, Makbule neredeydi o zaman? E, helva götürmüş ya. Hangi helva? Bence Davut Bey'i kapı dışarı ediyordu. Nasıl bir hesabı varsa. Ne diyorsun lan sen? Aa, saçma, ben kendisine hak veriyorum. Sadece, yapma sadece. Bütün ama, ben kendisine hak veriyorum. Elleri ders görmesin. Zaten Davut Bey bir ahlaksızlık tablosu. Zaten bir genç kızın o ahlaksız tabloyla beraber yaşaması, aynı çatı altında kalması mümkün değil. Haklıdır yani. Davut kim? Sacit, sizin evde kimse yok. Onun için burayı çaldık. Sacit kardeşim, telefonun hep kapalı be kardeşim. Abi Davut yok. Biliyoruz. Davut kim? Ceset mi? Helva onun helvası mı? Ay ne cesedi Gaffur, öf! Sinirlenince tam süper oluyorsun. Bu el arabası ne? Abi Davut'u dükkana taşıyalım diye. Ama kapının önüne koymuştuk, oradan almışlar. Ne? Hangi kapının önüne? Sacit kardeşim, biz dükkanın önünde Davut'u görmeyince sana haber vermeye geldik yarım saat önce. Kapın aralıktı, içeri girdik, evde kimse yoktu ya. Belki Aslı ablalardasındır diye ara kapıdan buraya geçtik. Abla mı? Hadi değil mi? Bence de çok saçma ama işte. Baktık ki Davut burada, Tahsin amca herhalde dükkanın önünde durmasın diye eve getirtmiştir diye düşündük. Başın Taygun'la ve belediyeye belaya girmesin dedik. Onun için Davut'u dükkana götürmeye karar verdik. Yahu Taygun kim canım? Esas Davut kim ya? Ama taşırken kapının önünde kolu koptu. Kol... Ne? Biz de ta oraya kadar böyle taşıyamayacağız diye el arabası bulmaya gittik kardeşim. Davut nerede şimdi? Ne bileyim abi, bu kapının önüne koymuştuk heykeli. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Bence Makbule Hanım bundan sonrasında devreye girdi. Lan sen hala ablama iftira mı atıyorsun? Ya, lan! Sacit Bey! Ha, çöpteki heykel. Ne? Sen onu gördün mü Gafur? Evet, çöp torbasının kenarına bırakmıştınız. Kolu da kopuktu. Ben de dedim ki herhalde atılacak. Diğer çöplerle birlikte sokağa kontinyerin oraya koydum. Nasılım? Sen en iyisi evine dön Bülent amca. Kur dizine otur. Son yıllarını böyle huzur içinde, hanımının dizinin dibinde efendi gibi yaşayarak geçir. Benim gibi genç kızların peşini de bırak. Sen beni ne sanıyorsun ya? Senin yaşın benim için fazla. Allah Allah! Öyle mi Bülent? Evet öyle. Benim ayartamayacağım kadın yoktur. Sor bakayım, son 6 aydır benim kaç tane sevgilim oldu? Kaç? Hay tamam Makbule. Kaç? Sayısını bile hatırlamıyorum. Normal yaşlılıktandır. Yok ya. Bülent Bey, Sedef Hanım'la barışmalısın ya. Hadi kadeh kaldıralım. Sen bir de sevgililerin yaşını sor bakayım. Sor. Soruyorum. Ortalama 30. Evet. Hanımefendi, sen anlayamıyorsun, bu gerçeği kabul etmiyorsun ama kadınlar bende bir şey ver buluyorlar yani. Evet, kadınlar bana hasta. Ne yapayım yani? Tabiatım böyle. Evet. Orta yaşın başındayım. Doğru ama yani hormonlarım zirvede. Evet, engelleyemiyorum. Öyle mi Bülent? Evet öyle kardeşim, ne yapayım yani? Çapkınım yani. İstersen buradaki bütün kadınları tek tek kendime aşık edebilirim. Evet, tabiatım mı? 18'inde böyleydim. 38'inde de, 68'de de böyle olacağım. Ona ben karışamam artık, hanımınız düşünsün. Sedef, yanlış anlamıyorsun değil mi? Çay. Alışkanlık. Hadi afiyet olsun. Hala birleşmeyen parçalar var ya. Yok. Bence tam olarak ne olduğunu çözdük. Bence de. Sayfa tamam. Süper. Hadi gidelim, şunları sisteme atalım, gelelim. Tamam Olga'cığım. O sırada ben de maça skorunu öğrenirim canım. Cem, biz de gidip bir kahve koyalım. İçeriz nasıl olsa. Aslı, o zaman anahtarı bize ver ki geri geldiğimizde sizi rahatsız etmeyelim. Ha, tamam.
Al canım. Hadi 15 dakikaya tamam, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Bye. Biz çıkıp gittik. Biz de mutfağa gittik. O arada Fatoş'la Tanrıverdi sizin odada takılıyorlardı. Sacit sevgilisiyle Burhan'daydı. Ya Sacit, maçı kapat. Tamam aşkım, cebimi bile kapadım. Maç neymiş? Makbule helva ile evden çıktı. İşte tam o sırada kapıcının oğlu çöp almaya geldi. Biz o dakikalarda mutfaktaydık. Ben maça bakıyordum. O ara iki salak geldi. Sacit'in cebi hala kapalı kardeşim ya. Kapağı çık abi. Aa, belki bizi bekliyordur. Hani akşama görüşeceğiz falan dedik ya. Gidelim içeri. Yabancı değil. Hadi gel abi. Kimse yok mu evde ya? Aa, burada kimse yok ya. Ah, Davut var. Eyvah. Tahsin amcanın marifetidir bu ya. Abi Sacit'in başı belaya girecek ya. Alalım götürelim, dükkanın önüne koyalım kardeşim. Yazık herife. Hadi. Tahsin amca kızarsa? Sorumluluğu ben alıyorum kardeşim. Sever beni. Hadi gel bana yardım et. Ondan sonra ben adama dedim ki, kardeşim penguen ailesi iyiymiş. Burası zaten aile yeri. Sizden hiç beklemezdim Burhan Bey. Ne yapacağız abi? Ya bunu böyle dükkana kadar taşıyamayız Sertaç. Bırakalım burada bunu. Gidip bir el arabası bulup gelelim ha. Abi ben bu Davut'u görür görmez başımıza bela olacak demiştim. Hadi ya bırakıp gidelim hadi. Çok ağır bu ya. Of benim ya. Oo, şarap bitmiş. Sünger miyiz neyiz biz ya? Ama sen böyle güzel gülersen ben gidip evden şarap alıp gelemem ki. İyi günler. Kimse var mı? Kimse yok mu? Şimdi burada bekle. Ben üst kattan bir şişe şarap kapıp geleyim, tamam mı? Bak sakın bir yere kıpırdama ha. Aslı. Aslı evde şarap. Bay ne haber? Merhaba. Davut nerede? Buradan çıkaracağımız birkaç soru var. Bence de var. Mesela?
Siz ikiniz yalnız kalmak için bizim odamızdan başka yer bulamadınız mı? Ay Cem, yaşlanıyorsun sen. Bence esas soru Makbule, Burhan'a aşık mı yahu? Benim teorim o. Bence önemli bir soru daha var. Nedir canım? Davut'u buldular mı? Abi, çöp arabası almıştır işte. Niye bu soğukta dolanıyoruz ki sokaklarda? Bir ihtimal daha var Sertaç. Ha? Ha? Nedir o? Ha? Evsizlerin babası, sahipsizlerin kurtarıcısı Gülenay abi. Aslanım benim be. Biz de seni bekliyorduk Sacit dost. Bütün bunlar dün gece mi oldu gerçekten? Allah Allah. Ya sence ben bunları uydurmuş olabilir miyim? Hayır, uydurmam için bayağı sağlamından senarist olmam lazım. Al işte Davut'un yüzü burada. İstersen ona sorabilirsin. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için orta yolda anlaşacağız Taygun. Hem sen memnun kal, hem dayım, hem de biz. Kahvaltıdan sonra sana uğrayacaktım kardeşim. Yani nasıl etki altına girdim, nasıl etkilediler beni? Aman yarabbim, sanki beni hipnotize ettiler. Sanki Agatha Christie'nin ruhu girdi içime. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. O kelimeleri nasıl sarf ettim? Bütün gece sabaha kadar uyuyamadım. Konuşma lan. Ne de sen haklısın Gafur. Senin cezanı kestim. Gel benimle. Ne demek bu ceza derken rapçi ceza mı? Hani bir ipucu verebilir misin? Konuşma lan. Gel dedik. Kıyafetim uygun değil ki. Gel dedik. Tamam, anahtar alayım o zaman. İşte şimdi sevdim seni Davut. İstediğin kadar kalabilirsin. E burası senin de evin ya. Ya Gafur, yani bu gerçekten bir ceza yani. Bu pamuklarla olmayacak bu sistem. Hepsi düşüyor baksana. Git o zaman adam gibi süs bul. Hacer beğensin. Aman Gafurcuğum, ağaç kabak. Eliği yani. Bunu genelde yakıyorlar, insanlar ısınıyor. Yani bu pamuklarla hani böyle kar yağmış havası vereceğiz ya, pamuklar tutmuyor. Aşağı doğru düşüyor. Ne kadar vaktimiz var ki yani? Bu günlerce sürer. Benim o kadar vaktim yok, çalışkan bir insanım. Burhan. Bak. 10 gün sonra yılbaşı. Sen süsleye dur. Yılbaşında görüşürüz. Okey to? Ket. Ağzıma bu girdi. Bu sefer girmedi ağzıma. Ana, benim bir hayat istemiyorum be. Ana. Neler düşündün bakın. Şimdi mi? Burhan'ın yan komşusu kapının önüne çöpün torbasını kenarına atmış. Ben de... Bence olay şöyle oldu. Burhan sen bunu nereden... Burhan sen bunu... Mayasın tabii! Mayasın! Bütün şüpheler seni gösteriyor. Bütün oklar senin tarafında.
Gafur, sen bunu nereden buldun? O en son replik. Aslı Hanım, Cem'i onaran çifti mutfaktaydı. Tanrı verdi, neredeydi? Makbule Hanım evindeydi, onu unutmamak lazım. Tanrı verdi, acaba neredeydi? Bu bir sır, tam bir muamma. Aa! Burhan Bey, siz niye dedektif rolüne süründünüz, süründünüz? Karışma lafa! Burada bir şey karışılıyor. Karışma lafa! Ağzımı burnumu yabalttırdın bana. Melih, ben rahatsız ettim. İzin verirsen yürüyeceğim. Hadi ya. Vallahi. Yok, ben diyeceğim. Vallahi yok. Çekil. Aslı Hanım onaran çifti yani mutfaktaydı. Makbule Hanım evindeydi. Tanrı verdi, neredeydi? Bu bir sır. Ha 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 ha.